Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda kırmızı yarıklara gireceğiz. Tabi öncesinde kırmızı oda operasyonlarından bilgimizi almamız lazım. Bu akşamki gelen görevde kolosus'ta arkadaşlar. Kolosus yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten. Kolosus yazarak görevi yapabilirsiniz. Şöyle bir ekip kuracağım. Domino'yu alacağım. Şöyle benim sevdiğim Scarlet Witch. iki yıldızlı. Daha sonrasında başka kim vardı? Başka başka. Şöyle. Bir de Star Lord'u alalım. Bir de Colossus'u alalım. Evet. Ekibimizi kurduk. Haydi bakalım başlayalım. Yolu sabre tutlu oynamaya çalışacağım. Ama önce şu bunun ilk baştan şöyle bir sesini açayım da bana da biraz oyun sesi gelsin de daha şey oluyor. Size gelmiyor tabi ben kulaklıkta kayıt yaptığım için ben duyuyorum ama siz sadece benim sesimi duyabiliyorsunuz. Müzik pek fazla videoları da tercih etmiyorum. Bakmayın size önceden sesli çekmediğim videolara müzik koyuyordum ama sesimin olduğu videolarda müzik asla tercih etmem. Bu arada Scarlett Witch'in ne kadar kuvvetli olduğunu görmüşsünüzdür. İki yıldızısı bile gerçekten çok kuvvetli bir karakter. Şöyle Sabre Tut'la girelim arkadaşlar. Hem de Sabre Tut hakkında da biraz bilgi vermiş olayım. Sabre Tut arkadaşlar mesela şu anda üzerimizde 3 tane devam yükümüz var. Üzerimize depo olduğumuz hiddetleri 3 savaş yanımıza götürebiliyoruz yani. Mesela üzerimizde şu anda bir tane yük var. Şöyle bekleyip tak. Bu gerçi biraz riskli o benim biraz önce yaptığım hareket ama genelde özel saldırı ile direkt hiddete dönüştürebiliyoruz böyle. Üzerimizde 3 tane hiddetimiz var şu anda mesela. Bir sonraki savaşa bu 3 hiddetle başlayacağız arkadaşlar. Üzerimizdeki devam yükü de 3'ten 2'ye düşmüş olacak bu arada. Hemen devam edelim sabretlikle. 3 gözüküyor ya mesela şimdi savaşa başladık. Direkt 2'ye düşecek bu. Ayrıca de üzerimizde 3 tane hiddetimiz var saldırımızda buna nispet artmış olacak. Bu hiddet açma olayı da her 10 kombolu 10 komboda hiddet açıyoruz. L1 atarak bunu sabitleyebiliyoruz böyle. Ah, alamadık son hiddeti. Bu arada çay mı içeyim bir? Geldik Taskmaster'a. Taskmaster'a da yine yani Sabre Tut'la gireceğiz. Veya başka bir şey mi girsek? Yok Sabre Tut'la girelim. Hazır üzerimizde 4 tane hiddet varken. Taskmaster tabi belli bir süre sonra arkadaşlar her şeye bağışıklığı oluyor. Yani 4-5 defa anca siper atabiliyoruz buna. L1'den ziyade L2'ye attırmak Evet. L2'si de gerçekten kuvvetlidir arkadaşlar Sabretut'un. Altı tane hiddetimiz var. Bakalım yediye de çıkardık. Ve Sabre Sabretut gerçekten etkili bir karakter ama tabi çok değişik hirolar olduğu için sabre biraz geri planda da kalıyor yani işin gerçeği. Evet biletimizi aldık arkadaşlar. Direkt mağazaya gidip oradan yarık algılayıcısını alıp direkt yarıklara dalacağız bakalım. Artık bugün nereye atacak? Hep beraber göreceğiz. Zaten çok az bir vakit kaldı bu. 3 gün kalmış mesela. Benim de 2 tane daha alma hakkım var bunda. İnşallah güzel bir yere ışınlar da. Mesela bin parça altı yıldız olursa güzel olur. Beş yıldız istemiyorum. Tabi cevher uyandırma olarak da tekno veya tabi tekno gelirse gerçekten çok iyi olur. Takımı düzenleyelim. Corvus Glaive alalım. Hiç. Omega'nın sinerjisini yapayım bir de. Sabere tut. Kızıl Hulk. Ya i̇şte 4 yıldız mefis alalım. Şey alalım ya. Void alalım. Ya da Mistik alalım ki hem çeşit olsun. Daha iyi. Aynen bu şekilde. Tamamdır. Burada da Omega ile oynayalım biraz. Omega'nın, aman Allah'ım. Ne yapıyoruz? Sakin ol. Evet. Az çıkın, çıkışa basacaktık ya. Tam bir skandal. Omega... Nerede Omega'mız? Ah, burada. Sinerjiler ile birlikte mesela... Bu şey... Sab Sabre Utu seçmişiz ya. Enteresan. Demin 2 yıldızı oynuyorduk. Şimdi 5 yıldız kopyası var elimizde. 3.45 Vay arkadaş ya. Konsantre olamadık ki hiç baştan. Gerçekten bu ilk baştaki Adaptoid gerçekten sinir bozucu. Çok saçma sapan oynuyor yani. Zorlandırıyor. Bayağı bir zorluyor insanı. Öldük. Sıkıntı yok. Ya ben Omega'yı seçiyordum. Ne ara ben bu gittim Sabret seçtim. Anlayamadım ya orayı. Neyse girelim de var. Şu yük alalım. Bulunsun. Belli mi olur bosta kim çıkacak? Hiç bakmadık da kim var bosta Ya Corvus gibi bir karakter varsa elinizde yani İsterseniz dört adamınızı birden kaybedin Yine her türlü geçersiniz her yeri geçersiniz Beceri Uyandırma var Allah gelse bir dert gelmese bir dert ya Beceri Bir tek Nick Fury'e kullanabilirim O da elimde yok Onun için beceri Gelmese bile olabilir yani Alfa 2 olabilir kozmik özgünlük taşı var. 5 tane. O da olabilir yani özgünlük taşı. Haydi bakalım basalım. 4500 parça T5. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi üzülmedin dersem yalan olur. Yani bu 4500 parça T5 Aslında ikinci T5'im de oluşması için bu da iyi bir şey ama pek fazla da gelmese de üzülmeyeceğim bir şeydi yani eşyaydı. Gitti bizi T5 e attı. 33, 37, 38. Yani bu akşam tabii <laughs> Dum macerası bitiyor muhtemelen ikinci T5'imi de oluştururum bu arada Bir R5 atacağım tabii 5 yıldızlardan Doğru karakterin gelmesini bekliyorum Özellikle doğru karakterlerin içinde Doktordum birinci sırada Geldiği gibi aynı Egan'a yaptığım gibi Bir haftasını doldurmadan direkt R5 atabilirim yani öyle bir imkanım var şu an elimde Bütün eşyalarım hazır bir vaziyette tek eksiğimiz doktordum. Doktordum geldi mi? O da bit. O da her şey bitmiş olacak. Evet. Omega ile giriş yapalım. Omega ile dövüşürken yavaş arkadaşlar. Hiç acele etmeyeceksiniz. Rakibin devamlı yanında kalmaya gayret edeceksiniz. Aynen bu şekilde. Tabi sinerjisinin sayesinde çok hızlı ölüm tohumları atabiliyoruz. Bir tane enerji kullanalım ya. Yani. Normalde kullanmamam lazım ama işte. Bu sefer dit full çıkmadı. Platinum ditul. Buna da omega ile girelim. Çılgın kara Gerçekten çok beğeniyorum ama 4 yıldızı var elimizde tabi. Yapıştır ağır saldırıyı. 15 tane ölüm. Görüyorsunuz. Ölüm tohumlarının Arkadaşlar dikkat edin sen Mordo gibi Mordon astral kaçışı gibi kaçış olayı var bu Karadolun. Tabi özel saldırılardan sonra oluyor bu gene. Tamam. Bunu da aldık kolay bir şekilde Omega ile. Gerçekten Omega da yani çoğu yerin ilacıdır arkadaşlar. Özellikle biyolojik tehlike karolarını bayılır yani Omega Red. Hemen gelelim şöyle. Aldığımız kıytırık kristalleri açalım. Bir karnak bekliyorum arkadaşlar. Karnak. iki yıldızlı bir karnak arıyorum. Karnak olsun. Wasp. Korus. Kritik. Garanti kritik vuran karakterler arıyoruz ama bir türlü gelmedi. Gerçi buradan herhalde yok bu grubun içinde Basalım neyse artık. Bana garanti kritik vuran karakter lazım. Mordu. İnşallah yoktur. Yenisidir. Yenidir bu. <laughs> Varmış. Yeni karakter olsaydı iyiydi yine. Hemen öteki kristalimizi açalım. Bir tane daha olması gerekiyor. Aynen burada. Bastık geldi hadi bakayım. Hiç istediğim karakterler geçmiyor buradan da. Luke Cage'i kopyaladık. Vallahi hiç istediğim karakter gelmiyor ya. Bir şu varyantı bitiremedim ya. Şu bir yıldızda da tıkandık kaldık. Bu kabamda yemin ediyorum bir yıldız nereden bulacağız bilmiyorum ya. Bir yıldız karakter bulamıyoruz yani. Nereden bulacaksın ki? Kristal 50 kredi verip kristal açman lazım. Ona da değmez yani. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.